paylaşalım hemen. Konyaspor'un iyi savunma yaptığını biliyorduk. Ve iyi savunma yapacağını da düşünüyorduk. Ve bunun için de özellikle kenarlardan oyunu hızlı oynayıp ceza sahasında oyuncularımızı topla buluşturmak ve bu hızlı oyundan kaynaklanacak geçişlerle en azından savunma esnekliğini bozacağımız pozisyonlar yaratırız diye düşünüyorduk. Tabii her düşündüğünüz olmuyor. Buna rağmen bir oyuncunun 20'den fazla, takımın 40'tan fazla orta yaptığı ya da ceza sahasında top atma çalışmasında bulunduğu, çabasında bulunduğu pozisyonlardan kendi oyuncularımızı buluşturmakta, buluşturduğumuz pozisyonlarda da sonuç alamamakta, son oyun beraberlikle sonuçlandı. Bu konudaki üretkenliğimizin daha iyi olmasına çabalıyoruz. Tabii ki gerginlik ve stresin de yoğunlaştığı son dakikalarda beceri bozuluyor. Ama en azından maçı kazanma arzumuz ve bunu rakibine baskılı bir şekilde uygulamaya çalışması etkili oldu. Ama uzaktan şut, yine oyunu kenarlarda daha çok delerek ki son dakikada Alper'in pozisyonuna benzer pozisyonlara itmemiz gerekiyordu. Bunlar da birazcık daha geride kaldık. Orta yapmak her zaman doğru değil. Bunu kenarlardan geldiğin toplarla oyuncularla buluşturmak önemli. Bu konuda biraz daha çabamızı eksik gördüm. Oynanan oyunun sonucunda kazanabileceğimiz bu oyunda bir puanları paylaşmış olduk. Rakip her zaman iyi savunma yapan bir takım. Bugün savunmasıyla bizden bir puan aldı. Hocam malum bir 10 kişi kalan takım var. Bir de sizin bugünkü kadro tercihiniz var. Açıkçası ben sizden Zenit karşısındaki orta saha kurgusunu bekliyordum. Çok benim beklemediğim bir kadro sahaya sürdünüz. Buradaki tercih Konyaspor'a göre bir kurgu muydu? Yoksa Zenit'teki performansı mı yetersiz bulmuşsunuz? Hangi oyuncudan bahsediyorsunuz? Yani normalde Elifli bir orta saha vardı. Ya bir oyuncu değişti. Onu da perşembe günü kullanacağız. Yani onu da perşembe kullanacağız. Ve Dirar'ın sağda kadroyu söylüyorum. Onu da perşembeye kullanacağız. Herkes bizim oyuncumuz. Peki. Peki hocam. Lig Radyo Cüneyt Kaşalar. Hocam benim sorum da şu. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarıda Fenerbahçe 2 merkez orta sahayla oynadı. Buradaki oyun tercihiniz neydi? İkinci forveti oyuna almamanız forvetlerle ilgili bir konu muydu yoksa oyunun gidişatıyla mı ilgiliydi? Bir de İsla'nın olmadığı noktada Dirar'ı o konuda yeteri kadar kullanabildiğinizi düşünüyor musunuz? Bugün golün pasını Dirar verdi. Dirar'ı da böyle uzun süre kullanmayı düşünüyoruz. Çünkü kart cezalıları ve performansla ilgili de sıkıntılarımız olduğunda bu konuda Dirar'ı da hem oynatmış olacağız, denemiş olacaktık. Bugün bence performansı kötü değildi. Evet, öndeki oyunculara sürpriz, geriden çıkacak oyuncularla destek vermek istedik ki bunlardan bir tanesini Jason golle sonuçlandırdı. Ve bu konuda onun bu arzusu ve iştahı birkaç pozisyon da ona getirdi aslında. Çünkü iki santrforla böyle pozisyonlarda oynadığınızda tutulmak çok daha kolay ki statikleşeceğiz. Zaten bir santrforumuzda oldukça statik kaldık. Onu hareketlendirmek gerekiyordu. Oyuna aldığımız iki oyuncu bu konuda değişiklik yapabilirdi. Bir tanesi Ayev. Belki daha önce alabilirdik. Belki daha fazla katkıda bulunsun isterdik ama oyunun gidişinde zaten yarı sahaya bütün takımı yerleştirdik ve sağdan soldan artık gelmeye başlamıştık. Hem size'ları hem de savunma anlayışları yüksek takım. Çünkü Konyaspor'un attığı golü biliyorsunuz. Bu türlü tehlikesi olan bir takım ve bunu oynayan bir takım. Bunu çok deneyimli oynayan bir takım. Özellikle Aykut Hoca'nın oynattığı oyuna çok yatkın bir takım. Dolayısıyla bunu da bir kaza olmamak adına oyunda tutmak istedik. Çünkü böyle bir sonucu tekrar çıkarmaya ve bununla zorlanmaya gerçekten bu problemleri yaşamayı istemiyoruz. Evet. Hocam çok zor bir göreve geldiniz ligin, evet. 16. haftasıydı yanılmıyorsam. Şu anda Fenerbahçe ligin 22. haftasının sonunda averajla 15. sırada ve zorlu deplasmanları da olacak. Zorlu bir maç takvimine girecek. Taraftarın ister istemez bir endişesi var. Belki kimse
o alt sıralarda olmaya kendini yediremiyor. O lafı söyleyemiyor küme düşme potasına ama Fenerbahçe şu anda çok zor bir durumda ve gelecek adına taraftarı umutlu olarak şimdi arkadaşlar gelecek adına oynadığımız oyunla da yapacağımız performansa hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben Türkiye'de futbolun adil, hakkı yerine konmuş, insanların bu adaletin duygusunun paylaşıldığı bir ortamda oynanması adına umutlarımı hala devam ettiriyorum. Ve bu umutlarım da tükenmeyecek. Bugünkü maç dahil olmak üzere. Sadece futbolun konuşulduğu, futboldaki adaletin herkese dağıtıldığı ve herkesin eşit miktarda buna sahip olması gerektiği hep düşündüğümüz şey. Ve ben yıllardır bu işi yapıyorum ve bu yıllardır da bu konuda belli bir istikrarla, belli bir düzenle hep bu konuda duruşumu sergilemeye çalışıyorum. Geçtiğimiz dönemde Fenerbahçe'nin evet bu işten çıkışı için gerekli olan bir takım oyunları oynamadık mı? Oynadık. Hak etmedik mi? Hak ettik. Hak ederek kazandığımız maçlar var ki ben bugün kazansaydık yine hak ederek kazandığımızı düşünüyordum. Çünkü oyun ortada bir oyundu. Asla oyunun dışında bir şeyi düşünmeden oyuna sahip olmaya çalıştık. Oyunun gücüne sahip olmaya çalıştık. Ve Fenerbahçe'nin hiç kimse şüphesi olmasın ki böyle bir durumda en ufak bir problemi olmayacaktır. Hem bunu oynayabilecek kapasitede bir takıma sahiptir hem de bunu ileriye taşıyacak becerilere sahiptir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben asla böyle bir şeyi Fenerbahçe'ye ne yakıştırırım ne de düşünürüm. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Buyur diyorum sor. Sor kardeşim. Ama maçtan soruyorsun değil mi? Maçtan önce. Evet. Hocam maçtan önce hakem hatalarından dolayı maçtan soruyorum. Maçtan soracak. Sıkıntılarınız vardı hocam. Bugünkü hakemden memnun musunuz? Bir şimdi, de kupa maçından sonra... Biz hakemlerimizden şikayetçi değiliz. Asla hakemlerimizden şikayetçi olmadık. Ben hakemlerimizin yönetilmesinden şikayetçiyim. Ben asla hakemlerimizden şikayet etmem. Etmedim de. Onların becerikli olduğunu, iyi hakemler olduğunu ve her zaman iyi şeyler başarabileceğine yürekten inanıyorum. Ben asla hakemlerimiz demedim. Yanlış anlaşılmasın. Hakemlerimizin yönetilme tarzından ve stilinden bahsettim ve bununla ilgili sorular sordum. Hala da soruyorum. Nasıl puanlanıyor? Nasıl düzene sokuluyor? Hakemlerle ilgili eğitimler nasıl yapılıyor? Hakemlerimiz nasıl dinlendiriliyor? Nasıl analizleri yapılıyor? Ben bununla ilgili sorular sordum ve asla hakemlerimizi de eleştirmedim. Bir de hocam Beşiktaş maçı için birkaç cümle bir şey. Güzel bir derbi. Hep beraber Ahmet sor. Şey mi yani çalıştığımız yerlerden içeriden. Tamam. İçeriden. Ya devrim var ya. Ne ağladın ya? Tamam Allah aşkına. Üç tane diyor. Bir tane yeter ya. Tamam öyle olsun hadi. Hocam bugün Slimani hakikaten çok kötü bir performans sergiledi. Beş kere ofsayta düştü. İkili mücadelelerin hiçbirini kazanamadı. Çok faul yaptı. Yani bugün hani kanatlardan gittiniz ama emeklerin hepsi boşa gitti. Yani bir forvet sorununuz var. Ya solda da tam böyle bir santrafor değil. Nasıl sezon sonunda getireceksin? Ya arkadaşlar yani her şey tabii forvette, santrforda değil. Evet, çok şey yapmaya çalıştığında bazen kötü şeyler de doğuyor. O tekerleği bir kere çevirsen aslında her şey yerine geçecek ama bir türlü olmayınca her şey üst üste geliyor ve en ufak bir şey gözünüze çöp gibi batıyor. Evet maalesef bugün de ben iyi niyetinden şüphe etmiyorum. Asla çalışmasından, arzusundan, onu yapmak için mücadelesinden de ama bazen çok şey yapmak istediğinde de bazı şeyler olmuyor. Evet böyle bir sorunumuz ortada ama bu sorunu aşmak için de elimizdeki oyuncular mevcut oyuncularımız var. En iyisini yapmak zorundayız. Biz de kendimizi eleştiriyoruz, düşünüyoruz, tartışıyoruz, analiz ediyoruz. Emin olun ki bu çıkışımızın daha doğrusu buradan Fenerbahçe'nin çıkışı diye bir söz konusu değil Fenerbahçe. Bu konuları çok rahatlıkla geçebilecek bir takım. Evet sancılar olmuyor mu? Oluyor. Ama emin olun bunu çok rahatlıkla da geçeceğiz. Söyle de beraber izleyelim. Karşılaşmanın ardından Jason bizlerle birlikte Sinan bizlere röportajda yardımcı olacak. Bu akşam aslında tüm hazırlıklar 3 puan içindi. İstediğimiz sonucu alamadık. Bir birlik eşitlikte sona eren bir mücadele ve attığı gol nasıl özetleyecek bu akşamı? Como você pode avaliar esse jogo? Sim, a gente se preparou para conseguir a vitória dentro de casa. Infelizmente a gente não conseguiu. Acho que não faltou luta de todos nós. Tentamos até o final, mas não conseguimos o resultado que queríamos. E o gol, estou feliz em poder contribuir com a equipe, mas triste pelo resultado.
Evet, evimizde oynadığımız bu maçı kazanmak için çok iyi hazırlanmıştık ama maalesef olmadı. Ama herkes çok iyi savaştı bugün. Maçın son anına kadar herkes elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Gole gelecek olursak takımıma katkı sağladığım için mutluyum ama sonuçtan dolayı üzgünüm. Şimdi önümüzde oynayacağımız Zenit ve derbi mücadelesi var ve devam eden bir süreç. İlerisi için neler söylüyorsunuz? Quer falar sobre o futuro? Acho que a gente tem que pensar passo a passo, agora é descansar, ver o que a gente acertou aqui para procurar fazer melhor ainda e fazer um grande jogo contra o Zenit e conseguir a classificação. Depois pensar no Besiktas. Bence adım adım düşünmemiz gerekiyor. Şu anda iyi bir şekilde dinlenmemiz gerekiyor. Bugünkünden daha iyisini yapmamız lazım önümüzdeki maçlarda. Zenit'e gidip orada tur atlamak istiyoruz. Daha sonra Beşiktaş maçını düşüneceğiz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Jason'a teşekkür ederim. Söz merkezde. Jason'un açıklamaları böyle. Taraftarlarımızın karşısında giydi. Tabii duygularını alarak başlayalım. For your feelings. Yes, the atmosphere was incredible. The fans are amazing. So I'm very happy to play here. Just today we didn't win, so it is what it is. But I think we have to look forward. Evet, gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftar inanılmazdı. Burada oynamaktan dolayı çok mutluyum. Bugün de istediğimiz sonucu alamadık maalesef. Bu şekilde. İlk maçta tabii ki galibiyeti o da istiyordur herkes gibi. Gole çok yaklaştığı pozisyonlar da oldu maç içerisinde. Maçı nasıl değerlendirecek? Just to score a goal. What would you like to say about the game? Yeah, it was I think a very very difficult game against a good opponent. So I think we played good. We have some chances. I have two chances. I didn't score. So I think like I said it before, we have now two match, very important away match. Against Zenit first and then Beşiktaş, so I think we have to prepare good. Evet, kesinlikle zor bir maçtı, zor bir rakibe karşı oynadık. Bazı ürettiğimiz şanslar da vardı, benim girdiğim pozisyonlar vardı. Ama olmadı. Şimdi önümüzde iki maç var, Zenit ve Beşiktaş maçları. Bunlara en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, Mihal Zeist bizlerle birlikteydi. İlk röportajımızda maç sonunda kendisiyle gerçekleştirdik. Söz Merkez Stüdyo'da.